Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim batumlu pasta yapacağız. Arkadaşlar çok da kolay oluyor. Hemen öncelikle pandispanyasını çırparak başlıyorum. Yumuşacık bir pandispanya oluyor arkadaşlar. Bu pandispanya arzu ettiğiniz pastaları yapabilirsiniz. 1 su bardağı toz şeker, evimizdeki klasik bardaklarla 4 adet orta boy yumurta. Yumurtaların büyüklüğüne göre de değişebilir. O yüzden böyle orta boy, çok küçükse 5 tane de koyabilirsiniz. 3-4 dakika boyunca açık bir sarı renk alana kadar çırpıyorum. Yeterli, gördüğünüz gibi iyice rengi açıldı. Bu renk alana kadar çırpın arkadaşlar. Bundan sonraki malzemelerimizi eleyerek ilave etmeye özen gösterin. 1 su bardağı dolusu un, 3 yemek kaşığı tepeleme dolusu kakao. 1 paket kabartma tozu eliyorum. Bir paket de vanilya ilave ediyorum. Şimdi çırpıcıyla en düşük devirde sadece karışana kadar arkadaşlar. Çok fazla çırpmıyoruz. Yumurta sönmemesi gerekiyor. Önce uçuşmaması için şöyle birazcık çırpacağım. Tam ölçüdür arkadaşlar. Tamamdır. Normal klasik fırın tepsisine döküceğim. Bunu 3 dilime böleceğim. Keseceğim arkadaşlar. Hemen tepsiyi boşaltıyorum. Spatulayla yavaş yavaş düzenliyorum. Birkaç kere tezgahın üzerine vuruyorum, biraz daha düz olması için. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında bir 15-20 dakikada pişecektir. Fırına dayanıklı bir kabın içerisine suyu koydum. Fırının en alt tabanına, dip tarafa suyu koyacağım. Bu sayesinde pandispanyanız daha yumuşak olacaktır. Her pandispanya yaptığınızda ya da kek bile yaptığınızda bu işlemi yapabilirsiniz. Fırınımı da alt üst ayara ayarladım arkadaşlar. Yavaş yavaş dikkatlice pişireceğim. Şimdi pastanın kremasını yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Bu krema biraz farklı yapımı var. 1,5 su bardağı sütün 1 bardağını tencereye alıyorum. Altını da şöyle kısa alıyorum arkadaşlar. Kısıkta bu yavaş yavaş kaynasın. Ben hemen kenarda diğer malzemeleri çırpıp içerisine katacağım. Şimdi burada kremanın diğer malzemelerini karıştırıp içine katacağım arkadaşlar. Kalan yarım su bardağı sütü ilave ediyorum. Bir adet yumurtanın sarısı. Yarım çay bardağı toz şeker. 2 yemek kaşığı böyle tepeleme dolusu nişasta. Bir paket de vanilya ilave ediyorum. Tüm bu malzemeleri karıştırıyorum. Süt kaynamaya başladı. Tam bu esnada şimdi yumurtalı karışımı yavaş yavaş ilave edip bir taraftan da karıştıracağım. Hızlıca karıştırıp 1-2 dakika pişiriyorum. Karıştırmayı bırakmayın arkadaşlar. Altı da kısıklı olsun. Kaynamaya başlayınca 1-2 dakika pişirmeniz yeterli. Hemen kıvamı aldı bile. Eğer ki böyle içerisine katarken topaklanacak diye korkuyorsanız ocağınızı kapatın. Ondan sonra karışımı katıp tekrar ocağa alabilirsiniz. Kıvamını aldı gördüğünüz gibi. Altını kapatıyorum artık. Hızlıca şöyle bir 15-20 saniye karıştırayım. Daha sonra tekrar bir işlemden daha geçeceğim için şimdilik yeterli. Şimdi şöyle yayayım. Ben sıcağıyla şöyle streçle tam üzerine doğru kapatıyorum. Kabuk bağlanmaması için arkadaşlar. Kaldıracağım bunu. Kenarda soğusun. Pastanın üzerine dökeceğimiz ganajı da hazırlayalım arkadaşlar. Dolapta soğuması gerekiyor çünkü. İlk önce hatta bunu hazırlayın sizler. 100 gram kremayı
tenceremin, tavuğumun içine alıyorum. Bir paket kremanın yarısı. Kremayı tam böyle kaynama aşamasına gelince kapatacağız. Kaynama aşamasına iyice geldi arkadaşlar. Altını kapatıyorum. İçerisine 120 gram bitter çikolata ilave ediyorum. Karıştırıp eritiyorum içerisinde. Bir yemek kaşığını böyle çok aşırı doldurmadan tereyağı da ekliyorum. Tereyağı da içerisinde çikolatayla birlikte eritiyorum arkadaşlar. Artık iyice soğudu arkadaşlar. Ara ara böyle ocağın altını açtım. Bir 5-6 saniye tutup tekrar kapattım. Tereyağı ve çikolata eridikten sonra şimdi dolaba kaldırayım. Bu sosun birazcık soğuyup kıvam alması gerekiyor. Bunu öncesinde yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi dolaba kaldırayım. Hemen pastanın diğer aşamalarını geçebilirim artık. İspanya'yı fırından çıkardım arkadaşlar. Bir yarım saat, bir saattir dışarıda soğuyordu. Kremam da artık soğudu. Onu da kenara alıyorum. Öncelikle pandispanya kenara alayım. Kremamı çırptıktan sonra kremayı hazırlayayım. Ondan sonra keseceğim. 100 gram kremayı dolapta iyice soğuttum. Soğuk kremanın içerisine bir yemek kaşığı dolusu pudra şekeri ilave ediyorum. Böyle krem şanti olana kadar iyice çırpıyorum. Tamamdır. İyice krema krem şanti halini aldı. Bu esnada kremanızın soğuk olması çok önemli arkadaşlar. Kremamın üzerindeki poşeti çıkartıyorum. Kremayı da ayrı çırpıp birleştireceğim. Böyle topak topak olması sizi korkutmasa, şimdi kremayı kattığımızda kıvamını alacağız. Birazcık karıştırdıktan sonra kenarda hazırladığımız kremayı içerisine ilave edip karıştırıyorum. Güzelce karışana kadar çırpıyorum arkadaşlar. Kremam hazır. Çok da güzel bir kıvamı oldu arkadaşlar. Gerçekten harika bir krema oldu. Şimdi bu tencereden boşaltayım. Hemen krem şanti kabına boşaltabilirim. Böyle katı görünümlü ama çok güzel akışkan bir krema oldu. Bu kadar krema az gibi gözükebilir gözünüz ama yeterli geliyor. Çünkü üzerine değil, sadece aralarına süreceğiz. Kremam da hazır. O da kenarda beklesin. Şimdi hemen pandispanyayı keseceğim. 3 parçaya eşit bir şekilde bölmeye çalışacağım arkadaşlar. O yüzden ölçmem gerekiyor. Bu esnada bir cetvel kullanacağım. Benim mutfakta kullandığım cetvelim. Eşit bir şekilde kesebilmemiz için bu cetveli kullanmamız gerekiyor. Önce şu kenar kısımlarını alıyorum. Kötü görüntü olmaması için. Kenarlarını kestim arkadaşlar. Kötü bir görüntü olmaması için. Sizler de kesebilirsiniz. Şimdi ben bunu bir cetvelle 3 eşit parçaya böleceğim. Sizler de önünüzdeki pandispanyayı bir cetvel alarak 3 eşit parçaya bölebilirsiniz. 9 santim yaptığım zaman tam pandispanyamı 3 parçaya bölünmüş oluyor arkadaşlar. Çünkü 27 santim 9, 18, 27 oluyor. Ben kesiyorum. Öbür uç kısımdan da aynı şekilde işaretleyeyim ki yamuk olmasın. Şimdi artık kesebilirim. Bir kestiğim uçtan diğer ucu birleştirip aradan kesiyorum. Sizler de bu aşamayı lütfen dikkatli yapın. Yağlı kağıttan kurtarıyorum. Bu kalanları ziyan etmeyeceğim. Çok
çocuklara veririm. Onlar gayet güzel yerler. Şöyle bir tanesini alıyorum. Islatmak isterseniz ıslatabilirsiniz ama inanın bu pandispanyayı hiç ıslatmanıza gerek yok. Kremanın üçte birini arasına koyuyorum. Sadece iki katını krema koyacağız arkadaşlar. Diğer yarısını da öbür kısmı koyacağım. Yayıp güzelce dağıtıyorum. Kenarlarına değdirmeyin. Çikolata sosu dökeceğiz çünkü. Bir spatula ile de şöyle düzenliyorum. Tamamdır. Hemen diğer katımı da koyuyorum üzerine. Kalan kremayı da koyuyorum. Arasına herhangi bir meyve, damla çikolata da koyabilirsiniz. Ben hiçbir şey koymadan bu şekilde yapmak istedim ama sizler arzu ettiğiniz gibi yapabilirsiniz. Üstüne de tekrar pandispanyadan koyuyorum. Kenara alayım şöyle. Hemen şunu göstereceğim. Ben çikolata sosu üzerine dökeceğim arkadaşlar. Bir tane şöyle tel vardı bende. Siz de fırınınızın telini kullanabilirsiniz. Altına yağlı kağıt koydum. En altında da tepsi var. Bu yağlı kağıdı koymamın sebebi çikolatanın boşa gitmemesi için. Yağlı kağıttan çok daha rahatlıkla çıkartabileceğim. Şimdi dikkatli bir şekilde yavaşça pastamı alıyorum. Hazırladığım çikolata iyice dolapta donmuş arkadaşlar. Üzerine dökeceğim. Kıvamın güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel olmuş. Üzerine döküp şimdi etrafına yedireceğim. Şöyle yapın ki dışına doğru aksın. Spatula ile de düzelttim arkadaşlar. Dolaba kaldırıyorum. Vaktiniz varsa bir gece öncesinden yapabilirsiniz. Ama benim çok vaktim olmadığı için birkaç saat dinlendirip, yani çikolatası iyice dolana kadar dinlendirip servis edeceğim. Tam 3 saattir dolapta dinlendiriyordum arkadaşlar. Öyle çok sıra kadar yağlı olmadı. Hemen şimdi göstermek istiyorum. Çünkü üzerindeki büyük çikolatayı alıp üzerine sürdüm. Artık bu kağıda verebilirim. Şimdi bu pastayı buraya da salacağım. Ben de inanın ki bilmiyorum. Dikkatlice elimle alacağım arkadaşlar. Şöyle. O çok da rahat aldım gerçekten. Hiç beni uğraştırmadı. Çok da güzel. Ellerimde çikolata oldu bu arada ama çok da güzel donmuş. Bu şekilde iyice donsun. Artık bundan sonraki süsleme aşaması tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Ben fazla süslemeyi abartmayacağım arkadaşlar. Beyaz çikolatayı buzdolabı poşetinin içine koydum. Demliğin içine oturttum ve erittim. Ucunu birazcık delip sadece üzerine biraz beyaz çikolata süsü vereceğim. Birazcık da bitter çikolatadan hazırladım arkadaşlar aynı şekilde. Onu da üzerine sıkıyorum. Dinleyip servis edeceğim arkadaşlar. Sizler en azından 5-6 saat dinlendirmenizi tavsiye ederim. İçinin görüntüsü de çok güzel olmuş arkadaşlar. Hemen şöyle kıvamına bakıp videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.